Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların aline ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki ilk günden bu zamana birçok video çekmek nasip oldu. Zaman zaman genç kardeşlerimizle, zaman zaman ticaretle uğraşan abilerimizle, zaman zaman ise çocukları olan babalarımızla vesaire Rabbim buluşmayı ahir zaman içerisinde gerçekten imanla yaşamanın ne kadar zor olduğunu ama bununla beraber Rabbimize sığındığımızda ne kadar kolay olduğunu anlatmaya çalıştık elhamdülillah. Bugün de Yasin abiyle beraberiz. Tabii hep ahir zamandan bahsettik, kulluktan bahsettik. Hani ahir zamanda garip yaşamak nasıl bir şey? Bu kadar kalabalık bir insanların arasında, kalabalığın arasında yalnız kalmak nasıl bir şey? Hani insan gurbetten gelir, ailesini gördüğünde bir özlem yaşar, gurbette yaşar, zordur gurbet. Ama Şems'in Mevla'nın ayrı kalması da gerçekten onlar için büyük bir gurbetti. Ya da Peygamber Efendimiz'in ashabının zaman zaman belki ticaretiyle, belki işiyle, belki vazifeleriyle o sahabe toplumundan uzak kalmaları da gerçekten bir gurbetti. Bugün de sen de işin gereği zaman zaman şehir şehir gezmek nasip oluyor sana. Uzakta kalıyorsun. Seni gördüğümüzde gerçekten bizim için bayram havası oluyor da senin biraz yaşadığın yani ayrı zamanda garip kalmak, gurbette kalmak nasıl kolaylığı, zorluğu senden dinleyelim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sonsuz şükürler olsun. Allah yolunda bir adım daha atmak nasip oldu. Çok şükür Rabbim bu imanı gönlümüze yerleştirdiği zamandan sonra elbette ki ben işte kendi işimle alakalı biraz dışarıda kalmak zorunda kalıyorum. İşte işim gereği biraz uzağa gidebiliyorum. Tabii öyle olunca işte sen de dediğin gibi gerçekten hani çok zor. Çünkü çok büyük bir özlem, büyük bir nasıl anlatayım, nasıl tarif edeyim, hangi kelamla acaba bunu dile dökeyim diye düşünüyorum ama anlatacak da kelam çok fazla bulamıyorum. Çünkü hani o yaşadığımız o hissiyatı hani dilimize vuramıyoruz, söze dökemiyoruz bazen. Arkadaşlarımızı deliler gibi severdik. Hani böyle can dostum dediğin insanları. Gerçekten imandan sonra Rabbim onların sevgisini aldı, o gönlümüzü boşalttı ve oraya sadece zatını, kendisini koydu elhamdülillah. O imanla birlikte Rabbimizi tanımak, onu hissetmek, onu anlamak, onu yaşamak nasip oldu. Elhamdülillah imanla birlikte Rabbimiz dosdoğru bir şekilde bize yaşamayı nasip etti. Şimdi ben dışarıya gittiğim zaman içimde öyle bir ateş, öyle bir özlem oluşuyor ki. Yani buraya gelince gerçekten o kardeşlerimi gördüğümde hani bana daha ne versen acaba mutlu olabilirim? Yani şey yok. Hani o kadar büyük bir mutluluğu, sevinci yaşıyorum. Rabbim gerçekten de şükürler olsun bu imanla birlikte, iman kardeşliği çok değerli. Gerçekten hani bunun tadı bambaşka. Hani sorsan bana nelerden tad alıyorsun? Hani namazından tad alıyorum imandan sonra. Zikrimden tad alıyorum. Kardeşlerimle olan o birlikteliğinden tad alıyorum. Elhamdülillah. Rabbimiz sonuçta çok da dünyalık aradığımız bir şey yok. Dünyada rahat aradığımız bir yer yok. Elbette Rabbimizden iyilik, güzellik dünyada da ahirette de kolaylıklar diliyoruz ama çok da bir şey beklemiyoruz dünyada. Yani elhamdülillah Rabbimiz o gönlümüzü, o dünyayı söktü aldı. Eksiklerimizle kusurlarımız elbette ki insanız, hatalarımız olabiliyor. Yani bu şekilde Rabbimize dosdoğru bir şekilde adım atmak, yürümek, rızasını erip imanla da huzuruna varmak inşallah nasip olur. Ya abi zaten hani konunun başına söylediğim gibi zaten bütün bir insanlığın içerisinde gerçekten Rabbi için yaşamaya çalışmak, Rabbine teslim olmak, dünyaya sırt çevirip ahirete yüzünü dönen insan bulmak çok zor. Zaten bunun zor olduğu bir yerde bir de gurbete gittiğinde orada seni anlayacak belki de kimse. Hiç kimse yok. Bir de çok daralıyorsun. Yani ben gidiyorum mesela ya öyle bir bunalıyorum, öyle bir boğuluyorum ki ben eskiden
zevkle yapmış olduğum eğlenceli şeyleri ya bugün gördüğümde nefret ediyorum. Hani bir anda ne oldu da acaba değişti? Ne değişti? Ya işte elhamdülillah iman nasip oldu. İmanla birlikte Rabbim dünyadan alıp ahireti, zatının sevgisini koyunca, dünyadan insanı çevirince, sırtını dünyaya dönünce insan, yüzünü Rabbine, gönlünü Rabbine, Mevlasına dönüp Allah'ı bulunca başka gerçekten hiçbir şey kalmıyor göz önünde ve imandan önceki hayatında yapmış olduğun her şey sana artık boş geliyor. Rabbimize hamd olsun, şükürler olsun. O diyorlar ya abi, böyle yaşanır mı diye. Hani biraz onu örneklendirse, yani böyle yaşanır mı? Yaşanır mı abi? Elhamdülillah. Bu tadı, bu zevki tatmamış, Allah'ı bulamamış bir insan bu şekilde yaşayamaz. Evet. Çünkü ağır gelir. Evet. Yani bana da zahirde sorsalar, ben de görseydim böyle bir yaşantıyı, ağır gelirdi bana. Ama şimdi elhamdülillah ya Rabbimi bulmuşum. Elbette ki çok zor. Ama çok çok da güzel. Hı-hı. Ya o bazen bir namaz kılıyoruz bazen. Hepimiz de yaşıyoruzdur bu hali. O namaz bitmesin ya. Ben o secdeden o kafamı hiç kaldırmayayım Rabbim. Ölene kadar bu başım secdede kalsın. Öyle bir huzuru, mutluluğu var. Öyle bir sevinci, muhabbeti var Rabbimizin. Yani Rabbim elhamdülillah o sevgiyi içimize yerleştirdi. Hani çok fazla sevenimiz yok bu dünyada. Allah sevmiş elhamdülillah. Yeter bize. Yani çok şükür. Biz Allah için de insanları da seviyoruz. Yani. Ama ben iman eden birisi olarak elbette ki imanı gönülde olan insan hep böyledir. Şüphesiz ki böyledir. Allah ve elçisi, sevgisi her şeyden ötedir. Yani. Sonra iman eden kardeşleri. Sonuçta Allah için de her şeyi de sevmek durumundayız. Hani sonuçta yarattığı her şeyi evet Allah'ın adına. Diye bakıyoruz. Evet o yarattı sonuçta. Bu şekilde Rabbim evet, inşallah. Zaten abi hani o hani her şeyi Rabbimizin yarattığını hissetmediğin zaman duvarlar da üstüne gelmeye başlıyor. Evet. Mekanlar da üstüne gelmeye başlıyor. Ama Rabbim onu nasip ettikten sonra hani diyorsun ya namazın tadı var. Bazen şöyle bir ağaca bakmanın da tadının olduğunu Rabbim hissettiriyor. O zaman yalnız olmadığını anlıyor. Evet elhamdülillah. Gerçekten o yalnızlığı zaten o Rabbimizle geçen o güzel anlarla birlikte zaten hani onun tadı, huzuru, huşusu bambaşka bir şey yani. Hani hiçbir yerde bulamazsın yani. Mevlana'ya soru söylemişler abi. Ya ne yapıyorsun demişler. Bir evin içine kapandın, çıkmıyorsun demişler. İçine kapandın, kaldın demişler. Demiş ki, içimde öyle bir güzel buldum ki dışarıya bakmaz oldum. Elhamdülillah. Gerçekten. Ve bunları insanlar defterlerde, kitaplarda yazıp anlatıyorlar ama gerçekten Rabbim hani kendi zatını hissettirdiği zaman ya bu dünya ne ki ondan sonra? Ya yoksa Peygamber Efendimiz'in ashabı ne zorluklar yaşamış. Elbette. İsa Aleyhisselam ashabı ne zorluklar yaşamış. Elbette. Mevlana, Şems, Bediüzzaman yani bütün Allah'ın dostları ne zorluklar yaşamış. Nasıl ayakta kalmışlar bu zorluklarda? Şöyle bir söyledim aklıma geldi şimdi. Gerçekten bazen dışarıda namaz kılacak yer bulamıyorum. Evet. Hani anlatacak o kadar çok şey var. O kadar çok şeyler yaşıyoruz ki imandan sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında ne yaşadıysa, peygamberler, hangi peygamberin haberi bugün bize ulaşmışsa, anlatılmışsa, onların o hayatlarında yaşamış olduğu o zorluklar gerçekten bugün biz yaşıyoruz. Ya yaşıyoruz ya, birebir aynısını yaşıyoruz. Ama kim inanıyor, kim görüyor bunu? Bizden başka anlayan, bilen var mı? Abi nasıl bilsin ki? Sen içindeki o ateş sönmesin diye bir mücadele evet. ediyorsun. Adamın içinde bir ateş yok ki. Hiçbir şey yok. Ya sen diyorsun ki ben şu suya dokunamam. Ben şu suya yağmurun altına giremem. Adam nasıl giremezsin ya bak ne kadar güzel su diyor. Ateşi yok ki sönecek bir şey yok içeride. Maalesef. Bir gün bir arkadaşım bana dedi ki dua ediyordum herhalde. Ya namaz kılıyordum. Allah affetsin eksiğini. Namaz bittikten sonra dedi ki ya dedi Allah'tan ne istiyorsun dedi ya. Bu kadar uzun ne istiyorsun? Ne istiyorsun dedi sen Allah'tan. O yani böyle biraz tabiri caizse oğlumla hani böyle konuşuyor. Ne istiyorsun oğlum Allah'tan dedi sen. Allah'tan Allah'ı istiyorum. Allah'tan Allah'ı istiyorum. Elhamdülillah yani iman bu işte. Bu imanın alametleri işte. Allah'tan Allah'ı istemek ne demek? Allah sevsin beni yeter. Bunu gönlünde yaşamak ne demek?
Dünyaya sırtımı döndüm, dünyada rahat aramıyorum demek ne demek? Evet. Ya adam bir beşere aşık oluyor. Bir beşere, evet, bir insana aşık oluyor. Penceresinin altına gidiyor, sabaha kadar yağmurda bekliyor işte. Ona bağırıyor, sesleniyor, beni şöyle kabul et, böyle affet diyor. Ne istiyor? Onu istiyor değil mi? Evet. Ya biz Rabbimizi bulmuşuz abi. Elhamdülillah. O kapıda nasıl ne istiyoruz ya? Ne istiyoruz abi? Ya bir anlık o hissiyatını bizden alma. Evet. Bizi bize bırakma. Evet. Çünkü sen bizi bize bıraktığında biz perişan bir haldeyiz. Aciz. Yokuz, aciziz, hataya meyilliyiz, günaha meyilliyiz. Hemen dünyaya dönüyoruz. Hemen dünyaya dönmeye meyilliyiz. Ama sen bizi tutarsan biz o zaman varız işte. Elhamdülillah. O yüzden ne dua bitiyor abi, ne zikir bitiyor. Eyvallah. Ama tabii kalabalıkların içerisinde yalnız kalmak zor. Ama elhamdülillah kolay. Onu Rabbim hissettirdikten sonra zaten kalabalıklar da boş. Yalnızlık daha dolu. Bir gün sokakta yürüyorum abi, laf lafı atıyor. Hakkına erdi. Evet. Bir gün yine böyle bunalmışım. O zaman üniversitedeyim. Okulun hayatları, okul halleri, dersler vesaire bunalmışım. Dışarı çıkacağım. Gündüz dışarı çıkamıyorum. Her taraf pislik. Akşamı bekliyorum dışarı çıkmak için. Hava karardı. Saat 8-9 oldu. Kalabalıkta biraz çekilsin. Bekledim. 11 falan herkesin yavaş yavaş. Sonra adaydı. Dedim dışarı çıkayım, bir hava alayım. Dışarıda geziyorum. Bir adamın biri artık benimle fark etti, fark etmedi halimi. Geldi yanıma. Dedi, ne yapıyorsun dedi kardeşim bu karanlıkta? Dedim abi dedim, gece mi daha karanlık, gündüz mü daha karanlık? Hani gerçekten öyle abi. Gündüz dışarı, evet, çıkmak bizim için zorluyor. Elhamdülillah. Hani bir hava alalım diye çıkacağız. Gece çıkalım. Hani burada elhamdülillah bir mahallenin içerisindeyiz. Hani birbirimizi görüyoruz, muhabbet ediyoruz ama işimiz gereği de olsa toplumun içine karıştığımızda pisleniyoruz ister istemez. Evet. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifi. Namazda Allah'la konuştum diye yalan söylememiştir buyuruyor. Ayakkabınızın bağcığı bile kaybolsa Allah'tan isteyin buyuruyor. Yani. Şah damarınızdan yakınım buyuruyor. Yani şimdi bunların hepsi içerisinde bizim dostumuz olduğu için işte muhabbet oluyor. Evet. Dost olmazsa muhabbet olur. E dostluk nasıl olur? Hep arayıp sorarsın dostluğunu. Evet. Hep onunla olmak istersin. Hep onunla olmak. Hep onunla vakit geçirmek istersin. Birini söylemişti. Adam demişti kıyafetine dostsa aynada kendine bakmak ister. Arabasına dostsa arabasıyla vakit geçirmek ister. Evet. İnsan Allah'a dostsa Allah'la vakit geçirmek ister. Allah'la dost olan, yakınlık kuran, Rabbim onu nasip etmişse, Rabbim nasip etmişse işte muhabbette o da başlıyor. Elhamdülillah. Çok şükür. Rabbim de sonsuz senalar olsun, sonsuz şükürler olsun. Rabbim bir kez daha rızası üzere bir adım atmayı nasip etti. Elhamdülillah. Hamdolsun gönüllerimizi doldurdu. Hani biz bazen hani kardeşlere hani anlasınlar, kardeşler duysunlar diye bunu yapıyoruz ama bazen de arkadaşlarla şöyle konuşmak nasip. Yani biz de nasiplenelim. Yani kendi konuştuğumuzdan da nasiplenelim. Abimizin konuştuğunu nasip edelim. E ne oldu abi? İki kişi bir araya gelince üçüncüsü Allah'tır. Elhamdülillah. Doğru mu? Elhamdülillah. Vallahi billahi doğru. Elhamdülillah. Rabbim hissettiriyor bunu. Çok şükür. Rahmetini nasip ediyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şimdi bugün Allah nasip ederse bir küçük bir işte şiir yazmak nasip olmuştu. İşte gariplikle alakalı, yalnızlıkla alakalı sen de böyle konuşunca hani yalnız kaldığında hani Rabbimle olan o muhabbetimle, tefekkürlerimle kendi gönlümce Rabbimin nasip ettiği kadar sonuçta yani bu beni çok hani bilen insanlar tanırlar zahirde hani siz zaten elhamdülillah birbirimizi kaç senedir tanıyoruz. Yani zahirde bir sürü tanıyan var. Hani garip olduğumuzu bilmeyen insan yok. Başımız hep önde. Kimseyle işimiz gücümüz yok. Elhamdülillah. Bu hali nasip eden Rabbim işte bütün bunlarla birlikte bu yalnızlıkla birlikte o Rabbimiz olan muhabbetlerimiz işte o tefekkürlerimiz Rabbimiz olan yakınlığımıza küçük de olsa bir şiir yazmak nasip olmuştu. Valla dinlerse çok iyi olur. Şu garip gönlümü Allah'a adadım. Dinleyen bir aşık var mı sözüm? Gönüldür, özdür benim adım. Özümle vardım, döndüm özüme. Dinleyen çıkmadı ya, ona yanarım. Aşım gönül nimetidir, arar dururum. Nefsime bakar, ağlar dururum. Hak kelamı duymak için geldim. Gönlüme işleyenle yaşar dururum. Bir bakan olmadı ya, ona yanarım. Gelen acı derman imiş. Ben tatlıdan vazgeçtim. Çok tatlı gördüm bu cihanda. Dertlermiş benim ilacım. Bir tadan olmadı ya ona yanarım.
Bizi bize sorma kardeş. Bak ne diyor şu kainat, uçan kuşlar neler neler. Hakka soran olmadı ya, ona yanarım. Elhamdülillah biraz belki aklımda kaldığı kadarı... Aslında konuşmanın özeti oldu. Hani bir bakan olmadı ya, ona yanarım. Yani Rabbim inşallah insanlara da inşallah fark etmeyi nasip etsin. İnşallah herkese. Yani Allah'ı göremiyorsanız ona olan sevgimizi görün diyor ya adam. Elhamdülillah. Hani bari Rabbim bunu görmeyi insana nasip etsin. Amin inşallah. Evet, söyleyecek sözümüz o, çok yok. Yasin suresinde Rabbim işte bir adam var taşlanıyor, Allah dostu ölüyor. Bu hep gönlümde, içimde. Benim sonuçta annem, akrabalarım, babam hiç inanan yok. İnşallah onlara da nasip olur. Hani orada diyor, keşke Rabbimin bana verdiği bu nimeti kavmim de bilseydi. Hani gerçekten Rabbim onlara da görmeyi nasip etsin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim sonu sana alırız. Tekrar rızası üzere toplanırken gerçekten hiçbir dahilimiz olmadan böyle bir sofraya düşeceğimizin zerre kadar ihtimalini görmezken Rabbim rahmet etti, lütfunu, ihsanını ortaya koydu, merhametini, rahmetini ortaya koydu. Bize bakmadı, bizim acizimize bakmadı, lütfunu ortaya koydu. Hamdolsun bize nasiplenmeyi nasip etti. Evet. İnşallah izleyen kardeşlere de, büyüklerimize de nasiplenmeyi nasip edersin. İnşallah.